Efendim bir insan bu kadar 4 ay, 3 ayda gençleşmeye dursun. Yanımda sevgili Kadir Acılı abimizin düğününe Ayhan Keskin Başkanım, Samsun Milliyetçi Hareket Partisi Geçmiş Hanım İl Başkanımız, avukat. Ayhan Bey, ben 20 dakika sana baktım tanımak için. Abi tanıyamadım ben seni. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ben tutayım, zahmet etme. Yoruldun sen. Ta 850 kilometreden geldin. Olsun. Gönül dostu, sevgili ağabeyim Kadir Açıl'ın bu müstesna gününde oğlu Oğuzhan Açıl'ın düğün merasimine iştirak etmekten biz büyük keyif alıyoruz. Burada da sizleri görmekten ve Samsunların sesini Türkiye'ye duyurduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu güzel iltifatlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Vallahi diyorum ki yengeme de söyleyeceğim. Ben şimdi yengemi tanıdım Samsun'da. Gerçekten çok hürmetkar bir insan. Soracağım, yenge diyeceğim. Genç, nasıl gençsin? Şunu soracağım zaten. O zaman yengeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Yok, Kur'an kursu. Kur'an kursu. O gün köyde konuşurken çok güzel mesajın olmuştu. Nasıl gençlerimiz gerçekten düşünmüş olduğun şekilde İslamiyet'e biraz daha saygılı, biraz daha çoğalımcı mı? Yani bizler gayret gösteriyoruz, uğraşıyoruz. Peki Ayhan Başkanım 3 ayda nasıl böyle gençleşti? Sağlıklı besleniyor ondan. Efendim? Sağlıklı besleniyor. Abi demek ki yenge, bütün keramet yenge. Sağ olsun, evet, iyi bakıyor. Yengeciğim, düşüncelerini alabilirim. Yani hatırlıyorsan bir doğum günü, Saime yengeme bir doğum günü sürprizi yapmıştık. Bugün de düğün sürprizi oldu. Düşüncelerini, duygularını alayım. Yani dostlarla beraber olmak çok güzel. Onların mutlu günlerinde de onları desteklemek için, bu mutluluğa ortak olmak için geldik. Hava da çok güzel. Allah'ımıza çok şükür. Yarın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Her yerde bayraklar asılı. Ayrıca onun için de mutluyuz. Evet, 100. yılı. Çok teşekkür ediyorum. Abi, geline, evladın gibi geline döneceğiz. Gelinim devlet memuru olduğu için fazla röportaj vermek istemiyor ama. Yok, fark etmiyor. Ben abisi olarak alırım abi. Hangi devlet memuruna? Ben bugüne kadar ne devlet memurlarla röportaj yaptım? Oho! Yeter ki röportajımız ahlak çerçevesinde olsun. Evet, tamam. O konuda da güvenim hepimiz. Bu vesileyle acıların paylaştıkça azalacağına, sevinçlerin paylaştıkça mutlulukların artacağına inancımızla birlikte bu güzel günlerde milletimizin de bilhassa bu Gazze'de insanlık dışı katliamlara maruz kalan din kardeşlerimize de Cenab-ı Allah'ın bir an önce imdat eylemesini, onları selaha kavuşturmasını, huzura kavuşturmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle bu zulümlerin de inşallah en kısa zamanda bitmesini arzu ediyorum, dua ediyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Yarın itibariyle 100 yıl önce Cumhuriyet ilan edildi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bize bu cumhuriyeti, bu vatanı emanet ettikleri için şükranla, minnetle yad ediyorum. Ruhların önünde, aziz hatıraların önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Hemen yan tarafa doğru geçiyorum. Orada bizim bir tane vazgeçilmezim var. Ters ters bakıyor bana, var ya, onun yanına bir gideyim. Onu bir sıkıştıracağım. Allah Allah. Evet, bizi izlemeye devam edin. Biz bu tarafa doğru geçiyoruz. Ya arkadaş, sanatçı, solist, yılların değeri gerçekten Samsun'umuzun vazgeçilmezi. Ama bir şeyin farkında değil. Benim gibi bir adama espri yapıyor. Diyor ki öteki taraftan haberi yok mu? Ya ben sizleri göndermeden gitmeyeceğim. Efendim, tabii ki Hüseyin Şimşek benim için çok ayrı ama hemen sol tarafımda ayrı bir değerimiz daha var. Samsun Çarşamba, yani ÇADEF kurucu başkanlarından değerli başkanımız, Çarşamba Dernekler Federasyonu başkanımız Hayati, ben söylerim ya, ben söyledim, ben bilmiyorum ya senin adını başkanım. Sen söyle, ben bana bir yol açtın da o yüzden. Yok yok, Hayati Zezen'in adını hiçbir zaman unutmayız. Çünkü Samsun'daki üşüyen evlatlarımızın gizli kahramanıdır. Öyle birileri gibi şov yaparak, televizyon peşine takarak ya da basın haberi vererek değil, okulların bilgisayarlarına varana kadar
gizli kahramanlık yapan çok değerdir. Hiçbir zaman ismin unutulmaz. Hayati Başkanım, hiçbir zaman da hafızalardan ya da akıllardan silinmezsin. Bunu özellikle söyleyeyim. Bugün Kadir Açıl abimizin oğlunun düğününe geldin. Ben uzun zamandır seninle görüşemiyorum. En son bir kere bir etkinlikte çarşambada görüşecektim. Hürriyet'in şeyinde görüştük ama. Yok, ondan sonra bir yerde görüşecektim. Evet, gelemedim ben. Oraya gelememiştim. Öğretmenin rahatsızlanmıştı. Evet. Hoş geldin. Doğru. Teşekkür ederim. Sağ ol. Diyor ki benim arkamdan bir şey konuşuyorum da Allah vere gitti. Başkanım, nasıl gidiyor? İyi. Çok iyi gidiyor hayat. Bu ara sevgili başkanım, kadro dışındasın ama efendim Ayan Keskin başkanıma söylüyorum. Ne söylüyorum biliyor musunuz? Hayati başkanımda da bir gelişme var. Benim hanım ileride, ben hanımı az sonra çekeyim araya, değil mi? Ya beni yaştan diyor, sizler gençleşiyorsunuz. Hayır. Hayat devam ediyor. Yani böyle yazgı neyse o öyle gidiyor. Evet, ben de kendimi genç hissediyorum. Maşallah. Evet. Çalışmayla ilgili. Sabah 8'de başlıyorum çalışmaya, akşam 9'a kadar. Ben 13 saat çalışıyorum. Ben daha çok çalışıyorum. Sabahleyin 6'da başlıyorum, gece 1.30'da bitiriyorum. Evet. Bazen de Hüseyin diyor ki ya bana bir resim yap diyor, sabah 6'ya kadar. Yapma ya. Onu bilmiyordum ben. Niye uyutmuyorsun kardeşim sen Ahmet? Efendi, 12 numaram. Evet. Evet. Eşim Serpil Sözen. Bafralıdır. Bafralı'dan evliyim. Ben Bafralıların damadıyım ya. Ona göre konuş. O yüzden Kaya Aşçı başkanımla daha samimi. Evet, yengecim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yenge, bir soru soracağım sana. Çarşambalıların kahrını çekmek zordur. En çok da benim kahrımı çekmek ama bir Çarşamba Dernekleri Federasyonu'nun başkanı. Az önce de söylemiş olduğum gibi gerçekten sıkıntılı, stresli günlerde, üzüntülü günlerde hep çarşambanın yanında olmuştur. Zor mu bir federasyon başkanının eşi olmak? Zor değil. Yani sıkıntısızdır. Problem. Anlaşıldı. Başkanım dürtme. Yengemi dürtmüyor. yok dürtmüyor. Yani problemsizdir o. Yani her şey düzenlidir. Evine de vakit ayırır. Hepsini yapar. Kaç çocuk var yenge? İki. Evliler mi? Yok. Büyük kız üniversite 2'ye gidiyor. Küçüğüm de lise 3'e gidiyor. Yani Hayati başkanımı unutacağına eminim ama siz beni düğüne çağırın, olur mu? İnşallah. Tamam, çağıracağım. Ama daha küçük, 19 yaşında en büyüğü. Daha düğüne çok var. Yenge, hayat su gibi akıyor be. 19 seneyi bir hesaplarsan acaba kaç gün gibi geliyor? Son duygularını alayım yenge. Valla düğün sahiplerine hayırlı olsun diyorum. Sizle tanıdığıma çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Öyle değerli bir insan da öyle değerli bir kişi olacağını tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi, biliyorsun bir yerde sıkıştıracağımı, sen dua et de yengemi dürttün diye üstüne gelmedim. Yoksa var ya, bu ara tabii ki şaka, dürtme falan yok. İlla muziplik yapacağım. Sen duygularını atmadan sonra şu sağ tarafıma doğru git. Evet. Ben de Kadir abiye ve Oğuzhan'a mutluluklar diliyorum, özellikle Oğuzhan'a. Kadir abiye de ne güzel bir oğlunu evlendiriyor. Onun iyi gününde de kötü gününde de her zaman yanında olduk, yanında olacağız. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bir gün sözüm var, senin sürücü kurtuna geleceğim. Allah nasip ederse Aksaray'da, Fatih'te, evet. Oraya geleceğim. Bekliyorum. Geldik sevgili Hüseyin Şimşek kardeşim. Ne zaman gideceğim ben öteki tarafa, bunu sana bir sorayım. Dedim ki yakında bir haber geldi mi? Yani öteki taraf derken bana geldi şöyle söylendi. Dedi ki senin bir 35 senen daha var. Yok, ben Kara Mustafa'dan haber geldi mi diye sordum ya. Ya ben de öyle bir salağım ki yiyorum. Efendim, az önce de söylediğim gibi gerçekten Samsun'umuzun değeri. Hatta benim tabirimle bunu herkes söylüyor ama ben de söylediğim için benim tabirim diye kullanıyorum. Rahmetli Usta Yıldıray Çınar'ımızın bana göre Samsun'da, çarşamba demiyorum, Samsun'da bıraktığı bir veliaht diye düşünüyorum. Çünkü bu benim haddime değil ama fikrimi söylüyorum sadece. Zaman zaman üzerim. Hastalığıma verir, deliliğime verir. Ama beni sever galiba. Sevgili Hüseyin çok. Şimşek'le beraberiz. Çok severim, çok. Evet, o kadar çok seviyor ki ne fındığım geldi, ne pancarım geldi. Başkanım, yine konu pancar fındık. Yandı ya. Kabak göndereceğim sana. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili Ahmet Güngör abimiz, bizim tatlı belamız. Onun adı, yani bölgemizde Kara Ahmet diye bir lakabı aldı. Sorma.
O da herkese nasip olmaz. Kara Ahmet. Benim, haberin yok. Ben acayip namım var ha. Kara Ahmet oldum. Evet. Kendisinden biz razıyız. Allah razı olsun. Ben sizden razı. Allah'ım ona sağlık sıhhat versin. İşten söylüyor musun? Yok, kesinlikle. Yok dedi. Kesinlikle. Yok dedi. Allah. Sen ne büyüksün ya Rabbim. He? Ama Allah nasip eder inşallah önümüz yazı görürsek sana adada yer ayırttım. Tövbe de. Her yere gelirim adaya. Bak mezar içinde gelmem. Adada ya adada. Aman abi aman. Almıyorum. Küçük adada. Almıyorum abi. Evet. Devam edelim. Şimdi yengemle biliyorsun. Biraz evet. Abi kardeş oldu. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Sevgili büyüğüm Kadir Açıl abimin 3 evladı var. Oğuzhan işte 3. numarası son düğünü. Allah mutluluklarına daim etsin. Onların meclisi dolayısıyla hem eş dost bir aradayız. Sevgili Türkiye'deki Çarşambalıların Federasyonu'nun genel başkanı kıymetli Hayati Sözen abim ve hanımefendi eşleri Serpil Hanım'la birlikteler. Yine çok değer verdiğim ailemizin medarı iftarı dayım avukat Ayhan Keskin ve Hatice ablam ve benim 33 yıllık arkadaşım, hayat arkadaşım, 28. yıl evlilikte. Bugün benimle birlikte İstanbul'da çok birlikte olamıyoruz. Olmaz, olmaz, olmaz. Eksik var. Kraliçem burada. Günaydın. Kraliçem burada. Onun için çok mutluyum. Sevgili Ahmet Güngör abime de teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen, birbirinden değer verdiğim büyüklerim, saygıdeğer hemşehrilerime de sonsuz saygı sevgilerimi sunuyorum. Tabii ki bu düğün vesilesiyle İstanbul'da Bayrampaşa'dayız ama Kara Ahmet'in bu emekleriyle de bütün dünyaya sonsuz saygı ve sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İyi bağladı ya. Yenge, hoş geldin. Bak ben söylemesem unutuyordu. Yengeciğim, hiç araya girmeyeceğim. Az önce dayın uyardı, dedi ki devlet memuru fazla. Ben de dedim ki Allah'a şükür bizim röportajlarımızdan korkumuz yok. Biz neler de yaptık ama yine söylüyorum. Kraliçelere yakışır bir konuşma bekliyorum. Bunun söylemiş olduğu kelime doğru mu? İlk kelime dedi yok. Yok öyle bir şey değil. Yok yok, sizin sağlığınıza ve sıhhatinize önem veriyor. O yüzden o konuda hiçbir şekilde sıkıntınız olmasın. Ve sanırım uzun zamandır İstanbul'a gelmemişti galiba, öyle hatırlıyorum ben. Haberimiz yoktu. Nasıl İstanbul'u nasıl buldun? Önce onu sor. Çok kalabalık bir şehir. İnanılmaz kalabalık, yoğun. Yani insanın başını ağrıtacak kadar. Güzel mi? Evet, çok güzel ama çok yoğun bir şehir. Ya senin şu zavallı eşin, şu garibin Hüseyin Şimşek. Neydi? Ben bir gariban Hüseyin Şimşek mi? Yok. Ben gariban Türkücü. Bu İstanbul'un kahrını her ay 8-10 defa çekiyor işte. Bak bak. Evet doğru. O konuda kendisine bazen söylüyorum, üzülüyorum. Keşke diyorum bunun bir daha kolay yolu olsa. Ama olmadı. Kısmet değilmiş. Böyle olması da nasip oldu. Yapacak bir şey yok. Yenge Sayma Hanım'a, yani yengemize bir sürpriz doğum günü yapmışsınız yengemle beraber. Burada da güzel bir sürpriz oldu. Duyguların nedir? Oğuzhan'ın düğününde bulunmaktan inanılmaz mutluyum. Bu düğüne gelmek için gerçekten sağlığımı biraz bel fıtığım var. Buna rağmen ilaçlarla ayakta duruyorum şu anda. Sırf Oğuzhan için ve Kadir abi ve eşi için. Geçmiş olsun diyorum. O zaman yengem, ben size çok teşekkür ediyorum. Sizin de son sözlerinizi alarak. Efendim şimdi tabii insanlık tarihi milyonlarca yıla dayanıyor. Yalnız bizler 15-16 devlet kurmuş bir medeniyetin, milletin artık son kültürü, son kuşakları olarak bir asır, yani 100. yılımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür, demokratik ve bu cumhuriyet tarihinin kuruluşunda 100. yılı birlikte kutluyoruz ama olumsuzluklar da, yani işte malum komşularımızın Orta Doğu'da yaşadığı savaş sürecinden dolayı belki çok şahşalı, eğlenceli
havai fişekler, davul, zurna, çalgı, çengi değil de daha tarihi gelecek nesillere anlatan, o yaşadıklarımızı da bugünkü gençliğe aktaracak bir belgesel, bir büyük bir çalışmayla bu tarihi unutturmamamız lazım. Yani yaşanılan yüzyılda her şey çok güzel olmadı. Çok sancılı, çok ağrılı, çok sıkıntılı bir süreçten geçti ülkemiz. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Devlet olarak bütün bu kültürleri içerisinde barındıran, yani şey olarak örnek verecek olursak, ülkemiz çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Bugün değil, yani yarın da yaşayacak, geçmişte de yaşadık. Ama ben gelecek nesillerin bu kuruluş aşamasında bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu durumu bu yeni nesile anlatmamız gerekir diye düşünüyorum ki devletimizi yönetenler de mutlaka bununla ilgili çalışmalar yapmışlardır. Merakla bekliyoruz. Yarınla sınırlı değil. Yarın 100. yıl ama yarından sonraki günlerde de vereceğimiz mesaj çok önemli. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bireyi olarak, bir kültür elçisi, bir sanatçısı olarak elimden gelen çalışmaları yapıyorum. 100. yılla ilgili 100. yıl türküleri albümü çalışması içerisindeyim. İnşallah 2023 yılı bitmeden bu çalışmayı da Türk halkına, dinleyicilerine aktarıp sunmak istiyorum. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Tabii ki dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, yanı sıra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler böyle bir çalışmayı yapmışlardır. Bize bir sorumluluk verilirse de göreve hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım, sizden de son sözlerinizi alarak. Ben de bu anlamlı günde, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün gençlerimize Atatürk'ü unutmamalarını unutmamaları gerektiğini söylüyorum. Ne mutlu bize ki 100. yılı gördük. O neslin insanlarıyız. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Evet, bizi izlemeye devam edin.